Uzunca bir statement bu arkadaşlar. Onu da hemen size açayım isterseniz nasıl bir şey olacağını. Şurada bir kuzeyeli SQL var. Bu linki ben atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Size atmadıysam onu da eklerim veya bulabilirsiniz. Şöyle uzunca bir SQL kodu içeren dosya arkadaşlar. Bunu alıp execute ettiğiniz anda tümünü şöyle kontrol A yapıp seçip yapıştırıp execute ettiğiniz anda size veri tabanını oluşturmuş oluyor. Büyükçe bir dosya 2,5 MB bandında. Yani bu kadar kolay. Ya yani şuradan new query deyip şöyle bir şey yapıp bir şeyler açık mı kaldı? Arkada orada burada. Bir bakalım. Disconnect olalım önce. Diyagramımızı getirelim hemen. Kuzeyeli için. Önce bir inceleme yapalım üstünde. Burada biraz kasabilir bilgisayarınız sizinle. Burada proses olarak açtı. Ben böyle istemiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bunu daha düzgün bir şekilde açacağım. Yük büyüdükçe cihaz biraz kasabiliyor. Job olarak açıyor arkadaşlar. Bir saniye şeyi sonlandıracağım prosesini. Tekrar kalksın. Kendine gel. Biz şimdi sıfırdan veri tabanı oluşturup onu diyagramda tasarlamıştık arkadaşlar. Mesela elinize sizin bir veri tabanı verdiler. Böyle yani bayağı bir tablo var. Nereden geliyor belli değil. Çözemediniz. İçinde bir sürü Porenkey bağlantıları falan yapılmış. Onu da diyagrama dökmeniz mümkün. MS-SQL'in böyle bir güzel diyagramının. Buradan gelip add table deyip tabular oluşturduğunuzda, şey eklediğinizde, add yaptığınızda size onların relation'ını otomatik sağlıyor. Not responding'e bakmayın. O biraz kasıyor ancak o kadar datası var, normal. Daha sonrasında close yaptığınızda gördüğünüz gibi diyagram direkt hazır. Kendi geliyor, Porenkey bağlantılarını, şeylerini o scriptinden buluyor ve çalıştırıyor. Böyle büyükçe bir DB relation'larını falan her şeyinde yapmış bize. Şöyle birkaç query yaza yaza DB'mizi tanımaya başlayalım arkadaşlar. Hangi kolon nereye geliyor falan bir tanıyalım. Birkaç hızlı hızlı select query'si yazacağım. Bunlar çok şey simple şeyler olacak. Simple'dan ileriye doğru gideceğiz. Ama simple diye şey yapmayın. Bence çok önemsemezlik yapmayın. Şey olabilir. Çünkü tabloyu tanımak önemli. Şöyle direkt oluşturalım. Bootcamp bildim. Bunu ben sizinle paylaşayım daha sonrasında.
Şimdi arkadaşlar standart koyalım diye yazmaya başlayalım. Mesela ürünler tablosundaki tüm kayıtları listeleyelim. Start from ürünlerde başlayalım. Bakalım neler varmış içinde. Daha sonrasında yani bu tabloları iyi tanıyamazsak eğer, bir tane instance fazla açılmış, bunu kapatıyorum. Tabloda hangi datalar var, ne var doğru anlamazsak ne trigger yazabiliriz, ne view yazabiliriz, ne sp yazabiliriz, hiçbir şey yapamayız. O yüzden bu query'ler basit ama tabloları tanımak açısından önemli query'ler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Daha sonrasında size de soracağım. Buralarda biraz hızlanacağız. Mesela kategoriler tablomuz var. Kategoriler tablosunda da kategori ID varmış, kategori adı varmış, tanımı, resmi, okey. Ürünlerde ne vardı? Ürünlerde de ürün adı, tedarikçi ID. Kategori ID'yi burada bağlıymış arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada bir join yapacağız. Anlattıktan sonra. Başka nelerimiz var? Tedarikçiler tablomuz var. Şuradan soldan da takip edebilirsiniz. Ben select çekerken yani var olan tabloları çekiyorum. Tedarikçilerde şirket adı varmış, müşteri adı, müşteri ünvanı, adres falan filan. Böyle bayağı bir data da burada var. Bu query dosyasını da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Demiştim, tekrarlayayım. Mesela tedarikçiler tablosundaki şirket adı, ondan sonra müşteri adı, müşteri ünvanı, kayıtlarını listeleyelim sadece. Nasıl yapıyoruz? Select şirket adı, müşteri adı, müşteri ünvanı diyoruz. From tedarikçiler diyoruz ve sadece bize bütün kayıtları değil, lazım olan kayıtları getiriyor. Bu arada üniversitede veri tabanı dersi almamış, henüz almamış arkadaşımız var mı? Yani buraları hızlı geçiyorum da şey yapabiliriz yani, yavaştan alabiliriz biraz. Varsa eğer chatten yazabilir veya mikrofonu açıp söyleyebilir. Problem yok, şey yaparız. Yavaş yavaş gideriz. Ürün ID ise 5 olan ürün kaydını listelesin. Select start from ürünler. Evet, ürün ID eşittir 5 diyoruz. Kolonları falan iyice tanıyoruz arkadaşlar, böyle ufak ufak sorgular yazarak. Mesela fiyatı diyelim. Orada fiyatı kolonunu görüyorum. 50'den büyük olan ürün kayıtlarını listelesin. Nasıl yapacağız? Select start from ürünler ver. Fiyat greater'dan 50 deriz mesela. Bize gider ürün kayıtları 50'den yukarı olanları getirir. String arayalım arkadaşlar. Mesela bir tane. Ürün adı, bakayım neler var. Ürün adı Filomix olanı getirelim mesela. Ürün adı Filomix olan ürün kaydını listelesin. Select start from ürünler var. Ürün adı Filomix diyelim. Bu şekilde string parametresi de geçebiliyoruz. Şimdi biraz hafif hafif hızlanalım arkadaşlar. Bunlar bildiğimiz şeylerdi zaten. Bir tabloları görelim, hangi data field'ları var diye çektik. Mesela arkadaşlar şöyle bir sorgu isteyeyim sizden. Ürün adı, ürün adının ilk harfi C. Ya, tabii case insensitive düşünün. Yani case önemli değil, büyük küçük olması. C ile başlayan ürün kayıtlarını listeleyelim arkadaşlar.
ekliyoruz şans şeyi. Kubilay bekleseydin de neyse hadi seni sıranı salmış olalım böylece. Kubilay'ın sorgusu doğru arkadaşlar. Direkt şöyle alıyorum. Çalıştırıyorum. Hep böyle kolay olmayacak Kubilay ona göre. Tabii Aynen. tırnaklarda şey var. Tek tırnak olmalı. Çift tırnaktan verir Microsoft. Ah. Kubilay'ın yazdığı gibi C ile başlayanları getirdi. O zaman sıradan şöyle bir şey yazalım. Hafif hafif ısındıra ısındıra kompleksleştiriyoruz bir anda değil. Ürün adının ilk harfi C veya A ile başlayan ürün kayıtlarını listeleyelim. Az önce Ayşe mi açmıştı? Öyle gördüm sanki mikrofonu. Ayşe senden alalım bunu. Ayşe Yılmaz. Or kullanacağız hocam arada. Yine like'la işte şeyle. Mesela yazdır Menüye bana de query'yi. tamam. Select Yıldız From ürünler ver. Ürün adı işte like Eşittir. Like mı eşittir mi? eşittir mi? Ama şey eşittir mi olacak bilmiyorum. Değil bence like olmayacak mı? Eşittir dersek direkt o string'i hard arar yani. Hard code arar. Biz Aynen. like işlemimiz lazım. Aynen like da Peki yapacağız. şey, sabit bir şey tamamen ararsak arkadaşlar, şöyle komple direkt güm diye bu olsun, işte başında sonunda bu geçsin gibi değil, direkt bu olan arayalım dersek eşittirle göstermemiz lazım. Ama diğer türlü direkt şey like kullanacağız. Yüzdeli bir ifade kullanıyorsak. Evet. Like. C ile başlayalım mı? Aynen. Yine aynısı işte. C Nasıl yüzde yani? işareti. Şöyle mi diyorsun? Yüzde işareti. Yo yo or kullanmayacak mıyız ya arada? Hani iki Yok. tane yüzdeli ifade kullanmayacak mıyız? Ha mesela nasıl diyorsun? Yani yukarıdaki şeyin Kubilay'ın sanırım yaptı. Aynen böyle or. Aynen bir tane daha diyeceğiz. Şöyle. Veya dediğimiz için aynen bu şekilde olacağını düşünüyorum. Güzel bir yaklaşımdı. Ayşe iyi bir Değil deneme gördüm. Şöyle yapıyoruz aslında. Biz arkadaşlar birden fazla karakteri işte şunun mı bununla mı başlıyor dediğimizde şu şekilde yapabiliyoruz. Bu buraya kadar doğruydu bu arada. Tebrik ederim. Şöyle yapacağız. Başlayan dediği için başında arayacağız. C veya A'yı arayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi C veya A ile başlayanları getiriyor. Böyle bir kullanım var. Ürün adı. O Tamam. zaman oru şey olarak C ile başlayan ve mesela fiyatı 18'den büyük olan gibi Tabii. hani bu tarz Tabii. şeyler Aynen öyle. Pent fiyat diyelim. Eşittir. 18. Aynen öyle Ayşe. teşekkürler. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şu koyumuzu geri alalım. Tamam, şimdi devam edelim. Şunu ben söyleyeyim zaten kolay. Ürün adında C bulunan ürün kayıtlarını istersin. Gelip arkadaşlar iki tarafına da sararsak. Ürün adı like deyip çift koyup ondan sonra C dersek bir de gider içinde C bulunanları başında, ortasında, sonunda fark etmez getir. Yani yüzde padding eklemeyi sağlıyor arkadaşlar. Sonra devam edelim. Size biraz daha zorlarını mesela şöyle bir şey yapalım. Ürün adı ikinci harfi A veya E olan ürün kayıtlarını listeleyelim. Bir diğer nasipli. Ezgi İmamoğlu diyelim.
Kubilay olmadı bu sefer, yanlış. Hocam ikinci harf değil mi? Önce yüzde koyarız, sonra dediğiniz gibi olmuyor mu? Bir önceki şey, önceki örneğe bakarsak. Bakalım öyle mi? Evet, doğru cevap Tarık'tan geldi. Select Star from ürünler. Unutmuşuz ya, biraz bir zaman oldu eskiden yapmayalım. Ürün adı like diyeceğiz. İlk karakterimiz arkadaşlar, alt tırayla ifade ediyoruz. Biz ne kadar karakter, mesela üçüncü, dördüncü harfi şu olan gibisinden sorgular da çalıştırabilirdik. O kısma padding atmak için alt tırayla ifade ediyoruz. Daha sonrasında ne dedik? İkinci harfi A veya E ile başlasın dedik. Onları aynı şekilde veriyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci harfi A veya E olan kayıtlar geldi. Kubilay çok üzgünüm. Tarık'ı tebrik ediyoruz. İsmail de yaklaşmış. Ezgi'nin mikrofonda sıkıntı varmış. Okey Ezgi, no problem. Devam edelim arkadaşlar. Biraz daha hızlanalım. Mesela in user'a bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yapı var. Ürün adı, hatta ürün ID'si diyelim. 5, işte 7, 9, 11 olan ürün kayıtlarını listeleyelim. Bunu da arkadaşlar işte az önce Ayşe'nin yapmak istediği aslında niyeti buydu. Ben onu anladım. Bu gibi durumlarda işte or ile bağlamıyoruz da in olarak içinde arıyoruz. In kullanarak. O da şöyle oluyor. Bir parantez içine yazdım. 5, 7, 9, 11 diye. Hani ver ürün ID'si. in oluyor. Yani. Şöyle dediğimiz anda o bahsettiğim niyete gelecek mesela. 5, işte ent 7, ent 9, ent gibi. Yine de kümede searchlemiş olacağız. Between var arkadaşlar. Bunların hepsini ileride joinlerde, inner koyularda kullanacağız. O yüzden size sormuyorum. Bunları hızlıca geçiyorum. Şöyle yapalım. Ne diyelim? Fiyatı diyelim. 25.50 ile 74.50 arasındaki ürün kayıtlarını listelesin. Burada arkadaşlar geliyoruz. Select Start from ürünler, ver, fiyat diyoruz. Between diyoruz. 25, 50 and 75, 50 diyoruz. Şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada şeyleri dahil etmedik. Şeylerden biraz düşük verdik. Pardon. Şurası şöyle. Tabii. Şöyle yapacaktık. 50'lere gerek yok. Abi yakın 25. 50. Yok, burada. Ha, okey. 26 datasını söyledik. Tamam. Ha, burada köşelerdeki limitleri de şey yapıyor, dahil ediyor. Yani onu demek istedim de. Okey, Bitcoin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Tab kullanımından bir örnek verelim. Tab usage. Biz mesela yani bir sorgu attık ama ilk 10 kaydı, ilk 5 kaydı, ilk 100 kaydı getirmek istedik. Burada tab kullanıyoruz. Mesela normal sintaksi yazıyoruz. Şu şekilde. Gelip select ve from arasına tab ve değerimizi veriyoruz. Mesela tab 10. Gibisinden. Şu açıklamasını da yazalım. İlk tabii kayıt tarihine, kaydına göre diyelim de. Hatta şey yapalım, bunu orderlayalım. Order by kullanımı var. Order by ürün adı olsun. Ürün
adına göre ilk sıralanmış. İlk 10 kaydı listelerden. In kullanımı, bitrin kullanımı, top kullanımı böyle arkadaşlar. Hızlıca niyetim grup paylara bağlamakla. Örneksiz geçmeyelim diye bunları ekledim.